Bugün size zamanımızda sık gördüğümüz omuz eklemi ile ilgili problemlerden biraz bahsedeceğim. Özellikle genç yaşı etkilemeye başlayan bir problem bu. Özellikle temas sporlarının artması, futbol, basketbol, voleybol gibi sporların gençler tarafından sıklıkla yapılmaya başlanmasından itibaren omuzla ilgili problemleri görmeye başladık. En çok gördüğümüz temasa bağlı, travmaya bağlı omuz eklemi çıkıkları. Bunlar gençlerde görüldüğü için beraberinde hemen her zaman bir bağ yırtığı ile ortaya çıkmaktadır. Acil olarak eklemi yerine oturtulması ilk yapılması gereken şey. Devamında ise bu omuz çıkarken oluşan bağ sorunlarını, yırtıkları, labrum dediğimiz yapının ne derece zedelendiğinin ortaya konması gerekmektedir. Özellikle 20 yaş altındaki gençlerde hemen her zaman ameliyatla bu yırtıkların onarılması gerekir. 20 yaşından sonraki travmalarda meydana gelen omuz çıkıklarında ise ilk çıkık her zaman ameliyat gerektirmez. Bunu da bekleyebiliriz. Önce bir kol askısı da 15 gün, 20 gün süreli istirahat, sonrasında fizik tedaviyle eklemler kuvvetlendirilir ve hasta takibi alınır. Eğer bir travma tekrarında ikinci kez çıkarsa omuz, bu da mutlaka ameliyat gerektiren bir problemdir. 40 yaş üstü hastalarımızda çıkık çok sık görülmez. Görülse de beraberinde labrum dediğimiz bağ dokusunun yırtıkları çok sık rastlanmaz. Ama yine de çıkık geliştiyse bu hastalarımızda da MR çekip teşhisi koymamız ve gerekli tedavi düzenlememiz gerekir. 40 yaş üstü hastalarda görülen tek sorun tabii ki travmaya bağlı değil. Bunun yanında kullanmaya bağlı sıkışma sorunları ve tendon problemleri görülmektedir. Sıkışma sendromunda hasta kolunu baş mesafesinin üstüne kaldırmakta zorlanır. Beraberinde ciddi ağrılar meydana gelir. Gece ağrıları da eklenince buna öncelikle ilaç tedavisi, akabinde fizik tedavi ve bu yöntemle de rahatlama olmaması durumunda ise ameliyat ile çözüm yöntemleri gündeme gelmektedir. Bir 5 yıl 10 yıl öncesinde bu ameliyatlar açık yöntemlerle yapılıyordu. Sıkışmaya yol açan yumuşak dokular ve kemik yapılar temizlenmesi yöntemiyle hastalar rahatlatılıyordu. Ama son 5 yıldır omuzda artroskopik yöntemlerin gelişmesiyle bu saydığım temizlik ve rahatlatma işlemleri kapalı ameliyatlarla yani bir kamera ve özel aletlerle omuz eklemine birer santimlik kesi yerlerinden girilip gerekli temizlik ve tıraşlama yapılıyor ve hastanın omzundaki sıkışma ortadan kaldırılarak ağrıda ciddi anlamda %100'e varan rahatlamalar elde edilebiliyor. Hastalarda kullanmaya bağlı tendon problemleri de görülebilmektedir. Bu tendon problemleri sıkışma sonrasında yırtığa bağlı olabileceği gibi ufak bir travmada dahi tendon yırtığı gelişebilir. Bu hastalar kolunu yana doğru açmakta ciddi sıkıntılar çekerler. Bunu yapamadıkları için kürek kemiklerini kullanmaya çalışırlar ve bu da kürek kemiği çevresindeki kasların aşırı kullanımına bağlı ağrıya neden olur. Bu hastaların tanısı için yine MR çekmek gerekir. Tanı doğrulattırıldıktan sonra bu yırtığın onarılması gerekmektedir. Bu yırtığın onarımını yine artroskopik yöntemlerle yani kapalı ameliyatlarla gerçekleştirebilmekteyiz. Hastalar ameliyattan sonra bir hafta ya da 2 hafta süreyle kol askısıyla kolunu dinlendiriyor. Sonrasında pasif hareketler 2 hafta süre yapılır ve bir ay sonrasında aktif hareketlere izin verilerek hastanın günlük hayatına dönüşü sağlanır.